nedir? Periskop özellikle Birinci Dünya Savaşı sırasında çok fazla kullanılmış. Örneğin cephelerden düşman saflarını kafanı çıkarmadan görmek için veyahut da denizaltılarından suyun dışında neler olduğu, düşmanlar ya da dostların nerede olduğu, gemilerin nerede olduğunu görmek için kullanılmış bir alet. Biz burada basit bir periskop yapacağız. Yani bulunduğumuz yerden yukarıdaki bir şeyi ya da aşağıdaki bir şeyi ya da yandaki bir şeyi görmemize yarayan basit bir periskop yapacağız. Malzemelerimiz bir karton meyve suyu kutusu. Biz üzerini kapattık reklam olmasın diye. Sonra iki tane ayna, kutuya böyle kestirdik bu şekilde. Bir tane maket bıçağı, bunu kullanırken lütfen büyüklerimizden yardım alalım. Bir tane de tutkal aldık. Aynalarımızı buraya yapıştırmak için. Lakin burada eğer ki varsa silikon tabancası kullanırsanız çok daha pratik olur. Silikon tabancasıyla anında donar ve işiniz daha rahat olur. Yapmak için ne yapacağız? Bu karton kutumuzun, yani meyve suyu ya da süt kutumuzun bir şöyle durduğu zaman bir tanesini burada, bir tanesini karşı tarafın altında ya da istediğiniz gibi bir üst bir altta keseceğiz. Şimdi şöyle kameraman arkadaşım Enes'ciğim böyle biraz yakınlaşırsan, böyle biraz yakından bize çekersen şöyle maket bıçağımızla burayı kesiyoruz. Kesiyoruz. Dikkatli oluyoruz burada. Büyüklerine yardım alabiliriz demiştik. Şu şekilde burayı kesip çıkartıyoruz. Sonra aynı şekilde bakın bu taraftan yaptık. Karşı taraftan ve evet, alttan yapacağız bu sefer de. Şu şekilde yine şöyle kesiyoruz. Burada bükülme olabilir. Evet. Şimdi bakın. Burada bir delik ve burada bir delik. Deliğe baktığımızda hiçbir şey gözükmüyor. Sadece gri renkli parlak yüzeyi gözüküyor. Bununla karşı tarafta bir şey göremiyoruz. Şimdi yapacağımız işlem aynalarımızı buraya uygun şekilde ve 45 derecelik açıyla buraya yerleştireceğiz. Buraya yerleştireceğiz ve bunu tutkalımızda yapıştıracağız. Şimdi bunun için tutkalımızı açıp sürmek için biraz sizden müsaade istiyoruz. Aynalarımızı buraya yerleştirdik. Tabii ki biz tutkal kullandığımız için oldukça uzun sürdü kurması. Bu yüzden silikon tabancası kullanırsanız daha hızlı olacaktır. Şöyle yakından bakarsak bakın aynamızı 45 derecelik açıyla yerleştiriyoruz. Tabii ki hocam açı ölçer mi kullanalım? Yok. Yani tahminen şöyle yatacağım köşeye gelecek de koyuyoruz. Aynı şekilde bakın buraya da koyuyoruz ve şu an sistemimizin hazır olması gerekiyor. Şimdi bunu test etmek için değerli öğrencimiz Enes Semanettin Karayipberoğlu'nu buraya çağırıyoruz. Enes'le beraber deneyeceğiz. Evet Enes. 7 yerdeyim. Evet adın neydi? Adım Enes. Şöyle Semanettin Karayipberoğlu. Evet Enes ne yaptık biz? Bir periskop yaptık. Evet biz Enes'le beraber yaptık. Demin Enes bizi çekiyordu. Şimdi Enes kameranın karşısına geçti. Enes benim geçen yıldan beri en değerli öğrencilerimden bir tanesi. Şimdi Enes'ciğim ne yaptık biz? Periskopumuz nasıldı? Bir de bir göster bakalım. Acaba çalışıyor mu çalışmıyor mu? Böyle bakıyorum. Şimdi bakalım böyle biraz yakından bir bakalım biz kamerayla. Şöyle baktığımızda biraz gözümüzden uzaklaştıralım Enes'ciğim. Bakın evet. Enes'in gözünü görüyoruz şu an biz. Evet. Enes de herhalde telefonu görüyordur şu an. Dışarıya doğru bakalım Enes'ciğim. Ne görüyoruz? Yani acaba dışarısı gözüküyor mu? Bir bak bakalım etraf gözüküyor mu? Ya bu nedir ya? Gözüküyor. Evet. Biraz gözümüzden uzak tutalım Enes'ciğim. Evet. Şu an telefonu görebiliyor musun Enes? Hayır. Telefonu gör. Evet. Kimi? Evet. Sen telefonu görürken biz de senin gözlerini görüyoruz. Bakın şu an periskopun içinden Enes'in bir gözünü görüyoruz. Evet. Enes bize göz kırp. Evet öbür gözü kırpıyorsun Enes'ciğim. Görüyorum şu an. Güzel. Evet.
Yani Enes'in gözlerini gördük. Bir de biz dışarıya bakalım bakalım. Acaba nasıl oluyor? Evet şu an şöyle yerleştirdik. Bakın aynanın olduğu yer camın altında kaldı. Ama oradan baktığımız zaman bakın altta bir araba gözüküyor. Yani aşağıda yolda bulunan bir arabayı, bakın önündeki başka bir arabayı görebiliyoruz. Biraz daha aynamızı periskopla oynattığımız zaman okulumuzun önünde bulunan parkı da evleri de bakın gayet net bir şekilde görmemiz mümkün. Daha dikkatli bakarsak yani evleri ve hatta yoldan geçen insanları bile görebiliyoruz. İşte gördüğümüz gibi camın önünde duran ayna ile yolun karşısında 3 kat aşağıda bulunan yoldaki, parktaki ağaçları, arabaları gayet rahat bir şekilde gözlemleyebiliyoruz. Şöyle bir de Enes'i bulalım. Evet, Enes'e bir de aynadan bakıyoruz. İşte gördüğümüz gibi Enes burada. Teşekkür ediyoruz. Evet. Enes'cim. Evet, Enes'cim teşekkür ederiz. Güzel bir çalışma. Evet, ben de size çok teşekkür ederim. Tamam. Hoşça kalın. Görüşmek üzere.